Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 10. sınıflar aşçılık ve servis atölyesi dersi 1. dönem 1. yazılı soru örnekleriyle yeniden karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bu video iddia ediyoruz ki YouTube kanalında yok. İlk defa kanalımız olarak özel öğretmen kanalında bundan sonraki meslek derslerini, turizm otelcilik liseleri derslerini artık özel öğretmen YouTube kanalımızda tek tek zamanla bulmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Evet, bu tarz videolardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olup beğeni yazmayı ve arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi unutmayın. Evet, ilk sorumuz: salata soslarında özellikle hangi yağlar tercih edilir? Evet, klasik soru sorduk arkadaşlar. Bir sürü klasik sorumuz var. Vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar, salata soslarında özellikle hangi yağlar tercih edilir? Bildiğimiz üzere bitkisel, kaynaklı yağlar. Evet, kısa cümle ve kelimelerle cevaplarımızı vereceğiz. Beşamel sos hazırlanırken kullanılan tereyağı ile un miktarının oranı nasıl olmalıdır? Arkadaşlar, ne eksik ne fazla. İkisinin oranı eşit olmak zorunda arkadaşlar. Eşit olacaktır diyelim. Biri diğerinden bir gram fazla olmamalı. O denge sağlanmalı arkadaşlar. Fırın veya ızgarada pişirilmiş sığır, dana, ördek, kuzu ve benzeri etlerin yanında tercih edilen sos nedir arkadaşlar? Burada bahsettiğimiz sos demi-glace sosudur. Bunu etin yanında gerçekten güzel olduğunu bilirsiniz. Demi-glace sos şeklinde ifade edelim. Evet, özellikle et türü yiyeceklerin yanında çok da güzel gider bu sos. Salata soslarının özellikle hangi yağlar tercih edilir? Yukarıda zaten yazmışız. Yeniden yazalım arkadaşlar. Bitkisel diyelim. Kaynaklı yağlar diyelim. Yani soru iki defa sorulmuş ama biz yine cevabımız belli. Aynı cevaptan şaşacak değiliz. Diğerine bakalım. Burada vinaigrette sos hazırlanırken bir ölçü yağ için kaç ölçü sirke kullanılmalı ifadesinde. Arkadaşlar, burada da bir ölçü yağ iken 3 ölçü sirke olmalı arkadaşlar. Buna dikkat edin. 1'e 3. Dolayısıyla 3 ölçü sirke kullanılır diyelim. Evet, 1 litre yağ, 3 litre sirke. Oran bu şekilde olacak arkadaşlar 5. soruda. Diğer sorumuzdayız. Sostaki suyun kısık ateşte buharlaştırılarak sosun kıvamının yoğunlaştırılması işlemine ne denir ifadesi var? Arkadaşlar, İngilizce kaynaklı bir kelime, reduction, azaltma demek. Dolayısıyla reduction yazalım. Reduction şeklinde de söylenebiliyor bu. Reduction buradaki İngilizce kavramın karşılığı. Sote tavasının dibinde kalan tortuların fond ilave edilerek çözündürülmesine ne denir ifadesi? Deglaze'dir arkadaşlar. Bu kavramlara iyi bakın. Deglaze kavramı buradaki çözündürülme işleminin adıdır. Beşamel sos hangi fond ve beyaz roux kullanılarak kullanılır? Evet, beyaz roux artı bilindiği gibi süt fondudur arkadaşlar. Hangi fond diye söyleniyor bize? Buraya da süt fondu yazmamız yeterli olacak bu cevap için. Domates sosa kapari ve siyah zeytin ilave edilerek hangi sos elde edilir? Soslarla ilgili bol soru var arkadaşlar. Yeni elde edilen sos hangisidir şeklinde bir sos var ki Provencale sos dediğimiz sostur arkadaşlar. Provencale sos buradaki işlemlerin arkasından elde edilen yeni sos çeşidi. Evet, bu tarz sosları da hatırlattıktan sonra arkadaşlar geçelim 10. soruya hızlı bir şekilde çünkü çok sorumuz var. Mayonez hazırlama aşamasında kullanılan bir adet yumurta sarısı kaç mililitre sıvı yağ emülsiye etmektedir? Evet, bir adet yumurta arkadaşlar 200 mililitre sıvı yağ emülsiye etmektedir. Cevabımız gayet açık. Beşamel sosa gravyer ve parmesan ilave edilerek hangi sos elde edilir? Evet, sostan sos elde ediliyor görüldüğü gibi. Bu sosun ismi Mornay sostur arkadaşlar. Mornay sos. Yani beşamel sosa gravyer ve parmesan ilave edilince de Mornay sosu elde ettiğimizi de hatırlatmış olalım bir kere daha. 12. sorudayız.
Demi-glace sos hangi sosun yarı yarıya çektirilmesi sonucu elde edilir? Evet, bakın demi-glace sos bir başka sostan elde ediliyor. Hangi sosun yarı yarıya çektirilmesiyle elde ediliyor? Tabii ki espagnol sostur arkadaşlar. Onu da espagnole yazalım. Evet, espagnole sosunun yarı yarıya çekilmesi sonucunda da demi-glace sos, etlerin yanında giden o demi-glace sosu elde ediyoruz. Peki demi-glace sos için kullanılan fond ve kıvam vericiler nelerdir ifadesi? Arkadaşlar kahverengi fond, önce onu fondunu bir yazalım. Kahverengi fond ve kıvam verici olarak da kahverengi Rox kullanılır arkadaşlar. Evet, kahverengi Rox kullanılır diyelim. Bu ikisini de hatırlatalım bir kez daha. Mayonez sos diyet yemeklerinde neden tercih edilmez? Arkadaşlar mayonez sos biliyorsunuz ki bol enerji protein içerir. Dolayısıyla yoğun miktarda yağ içerir. Dolayısıyla onu yazalım. İçerisinde yoğun miktarda diyelim. Yağ barındırdığı için tercih edilmez. Evet, bunu da hallettik. Gelelim 15'e. Salata soslarından birini yazınız. Evet, aklınıza bir salata sosu gelebilir. Hemen benim aklıma Gribiç sosu geliyor arkadaşlar buraya. Gribiç yazayım hemen aklımızdan tek kelimeyle çıksın. 16. soruya bakalım. 16. soruda mayonez sos kesilirse ne yapılır? Evet, başınıza gelmiştir belki mutfakta. Mayonez sosu kesildiğinde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hemen başka bir kaseye çırpılmış bir yumurta sarıları alıyorsunuz ve azar azar ilave ediyorsunuz. Dolayısıyla onu yazalım. Başka bir kaseye, kasede diyelim, başka bir kasede çırpılmış yumurta sarıları azar azar ilave edilir diyelim. Evet, mayonez sosunuz kesilirse yapacağınız işlem bu arkadaşlar. Başka bir kasede çırpılmış yumurta sarısını, sakın akını koymayın, sadece yumurta sarısını çırpıp azar azar ilave edeceksiniz. Peki Hollandaise sosta sirke ne zaman kullanılır? Evet, sirkenin konulma zamanı önemli arkadaşlar. Sirke, özür dilerim, sos hazırlanırken ilk aşamada sirke kullanılır. Evet, ilk aşamada arkadaşlar, bunun da zamanı. Çorba olarak da kullanılan sos hangisidir? Evet, soslarla ilgili bol sorulacak dedik ya. Aynı zamanda hem sos hem de çorba olarak kullanılan sosun ne olduğunu hatırlıyor muyuz? Velouté sostur arkadaşlar. Onu da yazalım. Evet, velouté diye yazılır. Velouté sos yine çorba olarak bile kullanılan direkt bir sos çeşidi. Evet, diğerine bakalım arkadaşlar. Kasap ve kümes hayvanlarının insanların tüketimine sunulmuş yenebilen kas dokularının tamamına ne denir? Olsa da yesek tabii ki et denir şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Evet, etin tanımı da size direkt sorulabilir veya böyle tanım verilip tek kelimeli cevaplarda alınabilir arkadaşlar. Evet, geçiyorum diğer sayfama. Evet, burada fırında pişirilecek kümes hayvanları daha fazla ürünün aynı anda pişirilmesi, eşit pişmenin sağlanması ve şeklinin bozulmaması amacıyla hangi yöntem kullanılır ifadesi var. Evet, bu yöntemi hatırlıyoruz. Hemen dikilerek ya da bağlanarak yöntemidir arkadaşlar. Dikilerek ya da bağlanarak yöntemi kullanılır diyelim. Evet, 21. soru. Kesilen bir hayvanın gövdesi dışındaki yenebilir kısımlara ne denir? Bakın, gövdesi dışındaki yenebilir, yani etin dışındaki yenebilir kısımlarına sakatatlar diyoruz arkadaşlar.
Evet, tek kelimelik cevaplarımız. İnşallah sizlere de böyle güzel sorular gelir. Tek tek halledersiniz arkadaşlar. Evet, dry aged yönteminde etler aromatik koku ve tat kazandırmak için kaç gün süreyle dinlendirilir? Bakın, süresi bize soruluyor. Kaç gün süreyle dinlendiriliyor? Hatırladınız mı? Evet arkadaşlar, 21 ile 28 gün dinlendirilir. Evet, bu süreye dikkat edin. 21 ve 28 gün arası dinlendirme süremiz. Pastırma et saklama yöntemlerinden hangisine iyi bir örnektir ifadesi? Tabii ki pastırma bol tuzla yapılır biliyorsunuz. Etin tuzla yakılması adeta. Dolayısıyla tuzlamaya diyelim arkadaşlar. Tuzlamaya iyi bir örnektir. 24. sorumuzdayız. Tabii ki hızla gidiyoruz yine. Et saklama tekniklerinden fermantasyon yöntemine örnek olarak hangisi verilebilir? Evet, fermantasyon yöntemiyle biliyorsunuz ki arkadaşlar geleneksel sucuk bol miktarda yapılır. En iyisi geleneksel sucuk diyelim. Evet, geleneksel sucuk fermantasyon yöntemine örnek olarak çok rahat verilebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz bu işlemler yapılıyor sucuk için. Bir yiyeceği üzeri kapalı olarak kendi suyu, bazen de biraz su veya et suyunda biraz yağ ekleyerek kısık ateşte pişirme tekniğidir. Ülkemizde de sıkça yapılan güveç yemeği hangi pişirme tekniğine iyi bir örnektir ifadesi etüvedir arkadaşlar. Hemen bu kavramı da yazalım. Etüve pişirme tekniğinde hemen hatırlıyorum. Güveç bunun en güzel örneğiydi zaten ünitelerden hatırlıyoruz arkadaşlar. Türklere mutfak kültürüne ait ilk yazılı bilgilere nereden rastlanmıştır? İlk yazıtlar biliyorsunuz ki ta Orhun abideleri, ta Asya Un İmparatorluğu'nda Köktürk devletleri zamanında tarihe gidelim biraz da yiyeceğin tarihi de önemli. Dolayısıyla Orhun abidelerinde diyelim arkadaşlar. Cevabımız Orhun abidelerinde rastlanmıştır diyelim. Evet, 27. soruda yine bir tarif sorusu yiyecekle ilgili. Osmanlı mutfağında en çok hangi etler tercih edilirdi? Evet, o zamanki yetiştirilen hayvan sayısına, nüfusuna bakarak yetiştirilen hayvanlar tabii ki kullanılıyor. Koyun ve kuzu etidir arkadaşlar. Koyun ve kuzu eti tercih edilirdi. Türk mutfağının şekillenmesine İslam dininin nasıl bir etkisi olmuştur? Evet, etlerin kesilmesinde özellikle helal mi, haram mı? Bu çok soruşturulur arkadaşlar. Hassas Müslümanlar, müminler için. Dolayısıyla İslam usullerine göre kesilen etler tüketilmiştir diyelim. İslam usulüne göre kesilen etler tüketilmiştir. Evet, dinimizin de yine mutfakta etkisi olduğunu görüyoruz arkadaşlar böylelikle. Kaynamayan suda haşlama tekniği olarak bilinen bu teknikle genellikle körpe kümes hayvanları, yumuşak et, yumurta, balık ve çeşitli sebzeler pişirilir. Açıklaması verilen tekniğe ne ad verilir tekniği? O tekniklerden poşe tekniğidir arkadaşlar. Hemen poşe tekniği yani Porsche aklınıza gelsin. Kaynamayan suda böyle ılık ılık yavaş yavaş pişen o etler, yumurtalar, balıklar gelsin. Dolayısıyla bu tekniğe poşe adı verilir diyelim arkadaşlar. Kısaca bu tekniği de zaten dediğimiz gibi bir ve ikinci ünitelerde bu konulardan bol soru ve bol soru örnekleri, konu örnekleri gördünüz. Bu poşe tekniği de onlardan birisiydi. Hatırlattık bir kez daha. Evet, tekniğine uygun olarak kesilen kasaplık hayvanların derisinin yüzülmesi, iç organları ve kavram yağlarını yani kalça kemiklerin arasındaki yağlı bölümünün çıkarılmasıyla elde edilen bütün haldeki gövdeye ne denir? Evet, bütün haldeki gövde bahsettiğimiz kavram karkastır arkadaşlar. Karkas et denir diyelim. Hayvan kesildikten birkaç saat sonra vücudu sertleşir. Bu katılaşmaya, bu sertleşmeye ne denir arkadaşlar? Tabii ki rigor mortis. Rigor mortis. Nedir bu rigor mortis? Ölüm katılığı denir arkadaşlar. Bir diğer adıyla ölüm katılığı diyoruz.
Kesildikten birkaç saat sonra hayvanda oluşan o etlerin sertliği, titremesi vesaire rigor mortis'tir ve ölüm katılı olarak da bilelim. Kesimden sonra oluşan rigor mortis'in giderilmesi için etin uygun koşullarda bekletilmesine ne denir? Tamam, rigor mortis oluyor da bunu ortadan kaldırmak için o bekletilme süresine, o bekletilmesine ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki etin olgunlaştırılması. Yani olgunlaştırma denir de diyebilirsiniz kısaca. Değerli etler olarak nitelendirilen etler hayvanların hangi bölümden elde edilir? Evet, hayvanın genelde sırt bölümünde bulunan antrikot, kontrfile ve bonfiledir arkadaşlar. Bu üç bölüm birinci kalite ettir. Dolayısıyla antrikot, diğeri kontrfile ve üçüncüsü de bonfiledir arkadaşlar. Bu birinci kalite et dediğimiz değerli etler bu bölgeden çıkarılır. Evet, son iki sorumuz arkadaşlar videomuzdaki. Eti yağ ile kavurduktan sonra kapalı bir kap içerisinde ve düşük ısıda az bir sos ile pişirmeye ne denir ifadesi? Braiser tekniğidir arkadaşlar. Buraya da braiser tekniği diyelim. Tekniği denir diyelim cümleyle. Evet, büyük parça etlerin sadece yağlanarak pişirilmesi tekniğine ne denir ifadesi? Bu da roti pişirme tekniğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, roti pişirme tekniği de yazdıktan sonra bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Evet, meslek dersleri, özellikle turizm otelcilik meslek liselerinin artık videolarını yavaş yavaş Özel Öğretmen YouTube kanalında bulmaya başlayacaksınız. İnternette, YouTube ortamında bu tarz videolar yok arkadaşlar. Genellikle kültür dersleri yapılıyor. Biz de hem meslek dersleri hem de seçmeli dersler, ayrıca kültür derslerini de sizler için yayınlamaya devam edeceğiz. 10. sınıfların tüm derslerini, kültür, sözel, sayısal tüm derslerini Özel Öğretmen YouTube kanalımızda bulabilirsiniz diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın adı Özel Öğretmen, görüyorsunuz. Lütfen abone olmayı, sizler için verdiğimiz bu emeğin karşılığında abone ve like, yorum olarak bizlere sağlarsanız çok çok seviniriz. Bizler sizin için buradayız. Hepinizi çok seviyoruz. İşlerinizde başarılar diliyoruz arkadaşlar. İnşallah bu sınavdan da 100 alacaksınız. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.